Hürmetler, saygılar, selamlar. Havaların soğumasıyla birlikte birçok insan üşüyor. Çok yoğun üşüyorlar. Aşırı üşüyorlar. Vatandaş, bazı insanlar var ki Ekim'in sonu gibi içlik giymeye başlıyorlar. Yünlüler, pamuklular, kendilerini sarıyorlar, sarmalıyorlar ama yine de üşüyorlar. İşte 40 yıldır üşüme sorunu olan, sürekli üşüyen, sonbaharla birlikte içlikler giyen, Nisan'a kadar da içliği çıkaramayan bir beyefendi. Ya bunun yok mu bir çözümü? 40 yıldır üşüyorum dedi 60 yaşında. Geçirmiş olduğu romatizma hastalığın, romatizmayı atlatmış ama kalıntısı kalmış, üşüme. Vücudu bir türlü ısınmıyor. Hafif soğukta üşüyor. Dedim ki birçok üşüyen hastayı bu üşüme sorununu çözdük. Nasıl? Sadece kükürtle. Sadece kükürt. Ha, buna Boswellia. Akgünlük yani. Boswellia zerata. Akgünlüğü böyle sakız gibi çiğneseniz de vücudu ısıtır. Ama tabii geçici çözüm, kalıcı çözüm kapsülü var. Fakat kükürt de nasıl ısıtıyor vücudu? Evet, çok enteresan bir mekanizması var kükürdün. Kükürt eksi 6 elektrona ihtiyacı olan 5, 6, 6 elektrona ihtiyacı olan anyonik bir element. Anyonik. Nasıl ki sodyum, potasyum, katyonik ise bu da anyonik. Yani 6 elektron alacak. Nereden? Kana karıştığı zaman kandaki her türlü mikroptan, hücre zarından 5 elektron alıp patlatır. Hücre çekirdeğinden, DNA'sından, kromozomundan vesaire. Hiçbir mikrop bundan kaçamaz. Çok sert bir serbest radikal. Çok doğal bir antibiyotik. Mükemmel. Almanya'da Profesör Doktor Probst ve ekibi 40 yıldır hastaları bununla tedavi ediyorlar. Ama onlar bu işin elektron çalışma mekanizmasını açıklamışlar, yorumlamışlar ama elektron yapısının, dokusunun, çalışma sisteminin haricinde öteye gidememişler. 40 yıl adam bununla çalışıyor. Kimyacı olmadığı için etki mekanizmasını çözememiş. Onu ben bir haftada çözdüm. Tabii ki uyuyamadım. Kafama çok taktım bir konuyu. O konuda çok araştırdım. Yapmış olduğum araştırmada şunu tespit ettim. 10 gram kükürt aldınız diyelim. Sabah, öğle, akşam birer tatlı kaşığı. 55 gram defacetinizle birlikte kalsiyum sulfat atarsınız. Yani ne demek? Kükürt kalsiyum ve oksijenle reaksiyona girer, ortaya kalsiyum sulfat çıkar. Yani ağaççı taşı. Bu ne demek? Bağırsaklara, eklemlere, damarlara, akciğere, karaciğere, böbreklere, yani yumuşak dokuya, vücudun herhangi bir yerine, hatta beyne, kireçlenme olmuşsa vücudun herhangi bir yerinde oraya kalsiyum depolanmıştır. İşte kükürt ne yapıyor? Kalsiyumlar reaksiyona giriyor. Tabii oksijen de işin içerisinde. Kalsiyum sulfat ortaya çıkar. Yani alçı taşı. Vücuttaki kalsiyumu kendine bağlıyor kükürt ve dışarı atılmasını sağlıyor. O nedenle 10 gram kükürt yediniz. 55-56 gram kalsiyum sulfat alçı taşı atarsınız. Beyaz kum gibi taşlar bağırsaklarınızdan. Ne olur? Vücuttaki kalsiyum kemiklerdeki değil. Vücudun olmaması gereken organlarında, eklemlerde, damarlarda, böbrekte vesaire vesaire bağırsakta olan kireç çözülürse ne olur? Hücreler normal yapısına, dokusuna döner. Büzülen, sertleşen yapısı, dokusu bozulan hücreler tekrar normal yapıya dönüşünce ne olur? Kan akışı normale döner. Kan akışının normale dönmesi
ısınamayan vücudun tekrar beslenmesi, ısınması demektir. Bu nedenle kükürt kullandığı zaman vatandaş ne oluyor? Üşüme sorunu ortadan kalkıyor çünkü kan dolaşımı normale dönüyor. Kalsiyum depolanan hücreler sağa solu bir hücreyi yani bir düşünün etrafına böyle taşlar yığdınız ne oldu? İçerisine, hücrenin içerisine vitamin, mineral, enzim akışı azaldı. Beslenemiyor hücre. Tabii ki üşüyecek vatandaş. Besleniyor ama besindeki vitamin, mineral, enzim, amino asitler vesaire hücreye ulaşmıyor. Vücudun yapısı, dokusu tabii ki ne oluyor? Metabolik sistemi bozuluyor. Evet, 40 yıldır üşüyen vatandaş Barış Bey hamdolsun diyor. Adam 2 haftada üşütme içlik giymekten kurtuldum bu sene çok şükür. 40 yıldır içlik giyen. İçeride bir kazak giyiyor. Alttan da yünlü pamuklu şeyler giyiyor. 40 yıldır Ekim'in sonu havalar çok iyi olursa Kasım'ın başında mutlaka içlik giyiyor. Nisan'a kadar. Nisan'da anca çıkarabiliyor. Hayatımda ilk defa diyor. İçlik giymekten kurtuldum diyor. Bakmış havalar soğuk. İçlik giymen gerekir. Saate bakıyor, güne bakıyor. Ay geldi, yıl geldi, gün geldi. İçlik giyme ihtiyacım yok. Nasıl oldu? Zaten hanımı diyor ki, senin ne oldu yüzüne? Ne oldu? Ya yüzün kızarmış diyor. Adamın kan dolaşımı düzelmiş. Yüzü pembeleşmiş. Sanki böyle ekstra bayanlar böyle allık yaparlar. Allık yapmış gibi adamın yüzü değişmiş. Evet, bayanlar allık yaparlar bir yüzlerine. Yani kanlı canlı gözükmek için bazı bayanlar. Bu beyefendi de allık yapmış gibi yüzünün kanlı canlı olmuş. Evet. Yani üşümeye son diyoruz. Evet. Reflüsü olan Osman Bey kordiseps seti T kullandım diyor. Reflüden kurtuldum. Kordiseps reflüden kurtulmuş. Kükürt kullandım. Bağırsaktaki rahatsızlıklardan kurtuldum diyor. Hafifledim. Kendimi kuş gibi hissediyorum diyor. Kordisepsle reflüden kurtuluyor. TST kükürtle bağırsaklarındaki ağırlık çözülüyor çünkü. Bağırsaklarda vücuttaki kalsiyum azaldıkça alçı taşı hücrelerin yapısı, dokusu tekrar normale dönüyor. Ta ki hafifleyecek. Kuş gibi hissediyor kendini. Çünkü önceden vücudunda hücrelerde, organlarda depolanan kireç çözüldükçe kan akışı düzeniyor, hücre besleniyor. Kişi kendini kuş gibi hafif hissediyor. Artık rahatlıyor. Üstünden ağır bir yük kalkmış gibi. Reflü neden olur? Bugüne kadar 1, 2, 3, 4, 5 değil, milyonlarca doktor şunu söylüyor. Söyledi. Söylüyorlar da. Mide asidi reflüye sebep olur. Yani mide asidi sert olursa reflüye sebep olmuş. Sübhanallah. Hiç olmaz. Çünkü mide asidinin pH'i 1, 2 olursa, yani çok sert olursa mide asidi, yediğiniz gıdaları hepsini püreye çevirir, böyle bulamaç gibi sindirilebilecek hale getirir. Ve asla reflü olmaz. Ve bulamaç gibi yaptığı gıdaları 12 parmak bağırsağına gönderir. Fakat kişi yanlış besleniyorsa, yemekte, kahvaltıda sıvı tüketiyorsa, su, çay, kahve, ayran vesaire. Mide asidinin pH'i 1-2 iken 4'e 5'e çıkıyorsa ne oldu? Mide asidi bozuldu ılık su gibi. Yediğiniz gıdalar sindiremez. Gaz çıkar ortaya. Gaz. Bu gaz da ne yapar? Midenin üst kapakçığını zorlar. Zamanla yemek borusundan yukarı doğru çıkmaya başlar. Bu da reflüye sebep olur. Reflünün sebebi neymiş? Mide asidinin bozulması, asidin sert olması değil, hafif olması nedeniyle sindirilemeyen gıdalardan ortaya çıkan gaz. Mide asidinin bozulması, bu kadar basit. Evet, bunu İbrahim Gökçek tespit etti. Ama İbrahim Gökçek'ten önce, yani benden önce, İran'da Kumeyni rejimi zamanında bir doktor İran'da
hapishaneye düşüyor. Rejime muhalefetten vesaire. Adam hapishanede bakıyor ki koğuşta adamın biri böyle yatmış yerlere kıvranıyor. Bas bas bağırıyor. Adam kendine gelince diyor ki neyin var? Midem ağrıyor. İlaç kullanmıyor mu? Kullanıyorum. Ne oldu? Faydası yok. Diyor ki ben sana çok basit bir formül vereceğim. Nedir? Su ile tedavi. Nasıl olacak? Yemekten yarım saat önce su tüketebilirsin. Çay, kahve, sıvı tüketebilirsin. Sorun yok. İstediğin sıvı tüket. Yemekte ve kahvaltıda su yok. Ve yemekten ancak 2 saat sonra sıvı tüketebilirsin. Buna dikkat edersen mide asidi bozulmaz. Mide asidi bozulmazsa yediğin her gıdadaki gıdayı sindirebilir hale gelir. Mide asidi böylece reflü diye bir sorun olmaz. Mide asidi, gastrit, ülser olmaz. Hiçbir şey olmaz. İyi peki diyor. Adam uyguluyor. İyileşiyor. Ondan sonra o hasta, bu hasta geliyor falan filan. 2,5 yılda 2500 hastayı adam hapishanede tedavi ediyor. Herkes sıraya giriyor buna tedavi olmak için. Adamın hapis süresi doluyor. Diyor ki tamam çıkabilirsin. Hayır hayır diyor. Bana müsaade edin 6 ay daha kalayım hapiste. Niye? Daha tedavi edeceğim hasta var. Gönüllü 6 ay daha kalıyor. 3000 kişi tedavi ettikten sonra hapishaneden çıkıyor. Aynı yöntemi biz de uyguladık. Su ile tedavi. Mümkün mü? Mümkün. Nereden biliyoruz? İşte kullanan arkadaşlar görüyorlar. Teşekkür ediyorlar. Benim bununla ilgili su ile tedavi isimli videom tam 5 milyon kişi seyretmiş ve çoğu da kullanmıştır. Bu nedenle herkesten teşekkür, teşekkür yorumları alıyoruz. Allah razı olsun diyorlar. Bir de bu da bizi ne yapıyor? Mutlu ediyor. Mutlu. Evet, dikkat eksikliği sorunları için elimizde ne var? Ormus Gold. Ormus Gold kullandım diyor Serhan Çakır beyefendi oğlu için. Çocuk diyor konuya odaklanmaya başladı. Dikkat eksikliği ortadan kalktı. Hiperaktivitesi ortadan kalktı. Okulda daha başarılı oldu. Maşallah. Cem Güçer, İbrahim Hoca çağımızın en büyük lokman hekimi demiş. Kurmar, insülin direncim, kortisep ile bağırsak cüce palmiye ile prostat sorunu ortadan kalktı. Ormus Gold ile dikkat eksikliğim düzeldi. Maşallah. Birçok ürünümüzü kullanıyormuş zaten. Eşim de Hayıt ve Çoban çantası kullandı ve Ormus Gold kullandı. Şimdi işinde, iş hayatında daha dikkat toplamada çok faydası, yani dikkatini konsantre olabilir diyor. İş hayatında daha yoğun konsantre olabilir hale geldi diyor. Maşallah. Çok güzel bir şey. Evet. Bu beyefendi de bir video çekmiş Orhan Bey. Bağırsak mantarı şimdi kükürt kullandım diyor. Bugün kükürtle ilgili maşallah çok yorum var. Bağırsaktaki kandidadan kurtuldum diyor. Daha önce de çok şey kullandım. Çok çok güzel ürünler var. İbrahim Gökçe'nin kendisine teşekkür ederim diyor. Evet. Elhamdülillah. Yani nasıl yapıyor da kükürt kandida yok ediyor? Çünkü 6 elektrona ihtiyacı var. 6, 1, 2, 4, 5, 6. Bu elektronu bakteri, virüs ve mantarın hücre zarından alıyor, patlatıyor. 1. Hücre çekirdeğinden, kromozomdan, DNA'sından, RNA'sından, aminositlere kadar hiçbir mikrop, çok sert bir serbest radikal kükürt, anyonik bir element. Hiçbir mikrop bundan kaçamaz, kurtulamaz. O kadar. Çok kısa sürede diyor Orhan Bey, iyileştim, dua ediyorum size diyor. Evet, biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Güneş Beyazgül hanımefendi, Ormus Gold kullandım, çok faydasını gördüm, teşekkür ederim diyor. Evet. Yani biraz yorumlara kısa geçireyim ki zamanımız kalsın. Nuray Soysal hanımefendi video çekmiş, bize göndermiş. İsteyenler bakabilir. Afrika sardunyası spirulina gemen plus kapsülü boraks ve CDC2 kullandım. Bağışıklık sistemi güçlendi. Nezle ve grip olmuyorum. Nezle ve gripten kurtuldum. Artık diyor nezle ve grip olmuyor. Şimdi Afrika sardunyası Güney Afrika'da yetişen bir bitki. Afrika sardunyasının bilinen 1050 türü var. 1050.
Bunlardan sadece ikisi tıbbi maksatta kullanılır. Pelargonium xiidoides, Pelargonium reniforme. Bu iki bitkinin haricinde diğer sardunya veya ıtır türleri, iki isim var, sardunya da ıtır denir. Tıbbi maksatla kullanılmaz diğerleri. Aa, bunu bilelim. Sadece ikisi. Güney Afrika'da bir zamanlar altın madenleri ve elmas ocakları, elmas bulmak için dünyanın her tarafından insanlar oraya gidiyor da zengin olmak için altın arıyorlar, elmas arıyorlar vesaire vesaire. Ocaklarda çalışıyorlar. Otel motel olmadı, insanlar nerede yatıyor, nasıl yatıyor? Yan yana, üst üste, sırt sırta yatıyor. Birinde veba, verem, kolera, zatürre, herhangi bir hastalık olursa birinde hemen bulaşmasın diye adama ne yapıyorlar? Karga tulumba yalla dışarı atıyorlar ki ölsün orada, bize zarar vermesin diye. Tabii ne yapsın, on binlerce insan var. İşte böyle John diyen bir İngiliz yakalanmış hastalığa, zatürre, öldü ölecek derken adamı atmışlar çadırdan dışarı. Afrika'nın Zulu kabilesi almış bu adamı tedavi etmiş. Adam kendine gelince demiş ki ben ölecektim. Ne oldu bana? Nasıl yatırdın? Diyorlar ki sen Afrika sardunyası şu bitkinin kökünden yapılan çayla seni tedavi ettik. O nedir? Şudur. Diyor ki benim altın aramama gerek yok. Mücevher aramama gerek yok. Bu diyor benim için altından daha önemli. Ben buldum altınımı, elmasımı diyor. Siz benim için şu kadar bitki toplayın. Topla diyor, parasını ödüyor, alıyor gidiyor İngiltere'de. Yüzlerce, binlerce verem, veba, zatüre, astım, koa hastasını tedavi ediyor. Adamın adı birdenbire bütün İngiltere'de yayılıyor. İngiliz Tabipler Odası diyor ki bu şarlatan, işlerine gelmediği için adama şikayet ediyorlar, üretimi durduruyorlar. Bunun üzerine İsviçre'den Doktor Allen önce ne yapıyor? Akıllı davranıyor ki diyor, patentini alıyor. Ondan sonra üretime başlıyor. Ve bu ürün 150 yıldır dünyada antibiyotik olarak kullanılıyor. Biz de ürettik. Ama biz Kayserili olarak ne yaptık? Daha iyisini yaptık. Afrika sardunyasının birleşiminde sadece Afrika sardunyası ekstrakti değil. Kekik, Boswellia, Sinilot, Melisa. Yani Forte geliştirilmiş, güçlendirilmiş hale getirdik. Forte yaptık. Sadece ıtırı, diyelim ki bakteri, virüs ve mantarların %80'ini etkili, %20'si etkili değil. Ne oldu? Tedavi süreci sarktı, bazı mikroplara karşı etkisi düştü. İşte o zaman Sinilot, Boswellia, Cordyceps, Melisa devreye girer. Cordyceps de dünyanın en etkili antibiyotiklerinden biridir. Bu nedenle kombine edebilmek gerekir. Ama forte üretebilmek için bir kişinin bu alanda en az 30 yıl tecrübe sahibi olması gerekir. Dünyanın en büyük firmaları dahi forte üretemiyor. Birkaç firma forte üretebilir. Türkiye'de de bizden başka kimse üretemez. Üretiyorum diyende yalan söyler çünkü onlar karıştırıyorlar bir şeyi. Ya Allah, bismillah, olur. Nasrettin Ercan'ın hesabı gibi yaptıklar. Ya tutarsa diye karıştırıyorlar. Öyle bir şey olmaz. Çünkü şifalı bitki 200 üzerinde, 220 falan şifalı bitki var. Tıbbi bitki 300 bin bitkiden sadece 200'ü tıbbi bitkidir. Bütün bu bitkilerin etki mekanizmasını bileceksin. Ne oranda nasıl etkileşime gider. Bilmezsen forte üretemezsin. Türkiye'de de ben herbalistim diye gezen kalaklı kulaklı profesörler, doktorlar, doçentler bu konuda sıfır bilgiye sahiptir. O nedenle hatta bazıları karalama yapıyor. İki bitkiden fazla bitki karıştırılamaz. Karıştıramazsın çünkü bilgin yok. Kahve vatandaşa bir tane profesör, doktor X adı önemli değil. Depresyona karşı pırasa, ıspanak diyor. Almanya'da söylesin bunu. Pırasa, ıspanak depresyona karşı iyi gelirsin, televizyona çıksın. Adamı deli değil, tımarhaneye atarlar. Veya Kore'de, veya Çin'de, veya Japonya'da, veya İngiltere'de, veya Amerika'da, USA'da. Aa, insanlar orada bilgili olduğu için diyemez. Adamı deli diye tımarhaneye attırırlar. Ama Türkiye'de ne oluyor? Her şeyi konuşuyor adam. Kimse de sen ne konuşuyorsun demiyor. Laka loka atıyor. Laf olsun, torba da olsun hesabı. Neyse, yapacak bir şey yok. Türkiye'de her şey mübah. Hamamelis seti kullandım diyor. Dincim, zindeyim, enerji doluyum diyor beyefendi.
Allah sağlık sıhhat versin. Çok güzel, memnun olduk. Ama Melis ne içindi? Sedef, ekzama, seborik eksem, atopik eksem, sulu, kaşıntılı, kabarcıklı eksem, her türlü eksemeye karşı. Akne inverse, terbezi iltihabı. Liken planus, yani liken hastalığı. Bu da bir çeşit mantık. Bütün her türlü cilt hastalığına karşı Hamamelis virginiana, buna cadı fındığı da denir. Çünkü fındığı çok küçük, fındık gibi meyveleri var. İçi çekirdek dolu olduğu için yenmez yani. O nedenle cadı fındığı denir. Evet, biz bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden ekstratını getirip Türkiye'de kapsülün damlasını racizini yapıyoruz. Özlem Akmeşe hanımefendi diyor ki 20 gün oldu. Zencemay kullanalı, yani eski ismiyle iksir, yeni ismiyle zencemay. Sol böbreğim ve göğsümde ağrı vardı. 20 gündür kullanıyorum. Ağrılarım geçti. Allah razı olsun. Teşekkür ediyor bize. Biz de kendisine teşekkür ederiz. Yine Özlem Hanım başka bir yorum daha yapmış. 2 hafta önce kükürt almıştım. Kullanmaya başladım. Vücudumda inanılmaz bir hafiflik hissediyorum. Büyük ve küçük abdestin ağır koku var. Sanırım toksik maddelerin atılmasına diyor. Normal. Şimdi kükürt kullandığı da kişinin ilk hafta, ilk zamanlar aşırı mikrop öldürdüğü için ölen mikropların yaymış olduğu zehir, toksik madde, zehirli gazlar, zehirli alkoller tabii ki defacet, yani gayta kokusu olur ve yerlendiği zaman da pis kokar. İlk bir hafta, iki hafta, ondan sonra normala döner. Yani mikrop ölünce toksik madde yayması normal. Bu da yani geçici bir durum. Başka da bir yan etkisi yok zaten. Ya bizim bir öğretmen beyefendi var da, o da birçok rahatsızlık kandida için bunu ürünü kullanıyor. Çok iyi geliyor ama diyor, okul günde 60-70 defa yerleniyorum. Korkumdan okula giderken kullanamıyorum. Okulda Allah korusun bir kazayla bir şey yaparsak diyor, herkes bize alay konusu olurum diyor. Okula giderken kullanmasam olur mu diyor. Olur tabii. Okuldan gelince kullan, yatmadan önce kullan. Yani illa ki okula giderken değil de boş zamanında bol bol kullan, bir şey olmaz. Ha, kükürdü kullanırken bir şeye dikkat edelim. Bir hanımefendi geçen diyor ki ben çok bir çay kaşığı dahi içtim de çok kötü oldum. Bağırsanız da kandida varsa, bakteri varsa, virüs varsa, parazit varsa, solucan varsa, bağırsak kurdu varsa bunlar ölüyor. Ölürken toksik madde yayıyor. Bu toksik maddeler hafif. Bazı insanlarda bağışıklık sisteminde zayıfsa ne olur? Karın ağrısı yapar, baş ağrısı yapar vesaire vesaire. Bir çay kaşığından bu kadar etkilenmiş. Ben günde 5-6 defa bir çorba kaşığı alıyorum. Hiçbir sorun yok. Bir çorba kaşığı. Kaç gram? 10 gramdan fazla. Yani günde 60-70 gram ben alıyorum. Sorun yok. Birçok kişi de alıyor. Ama kişi ağır hastaysa, bağırsaklarında yoğun mikrop varsa, bağışıklık sistemi zayıfsa, hassas bir bünyeye sahipse hemen öyle tatlı kaşığı alamaz. Çay kaşığıyla başlayacaksınız. Bir ay, birinci hafta, ikinci hafta baktınız, şu rahatsızlık vermiyorsa tatlı kaşığına çıkacaksınız. Aa, ben yemek kaşığı alayım derseniz olmaz. Benim gibi kullanamazsın. Benim vücudum alışkın her şeye. Yıllardır ben bitkisel ürünler, doğal ürünler kullanan bünyem alışmış. Ben çorba kaşığıyla değil de ben bunu kepçeyle yesem daha bir şey olmaz. Kepçe. Yani 50 gram, 60 gram diyeysen bana bir şey olmaz. Neden? Vücudum alışık. 40 yıldır bitkisel ürünler üzerimde kullanıyorum. Bana zarar vermez. Yani zararlı değil zaten. Ama aşırı mikrop öldürdüğü için bazıları bir çay kaşığı aldığı zaman rahatsız oluyor. O çok kötü oldum. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor, bulantı yapıyor falan filan. Sorun yok. Yarım çay kaşığıyla başlayın. Yarım çay kaşığıyla, aha çok geliyorsa çeyrek çay kaşığıyla başlayın. Yavaş yavaş artırın. Kademe kademe. Bünyeden bünyeye fark eder. Herhangi bir yan etki yok. Ha, Leyla Hanım. Leyla Emel Peltek hanımefendi diyor ki babamda diyor prostat vardı, kalp hastalığı vardı, efendim sinüzit vardı. İbrahim Gökçe'nin ürünleriyle iyileşti diyor. Bende de sinüzit vardı. Kolesterol vardı. Karaciğer yanması geçti. Şimdi sadece şeker kaldı. Şeker için
kur marsetti M kullanıyorum demiş. 450'lere çıkan şekerim şimdi 150'ye düştü. Hamdolsun, teşekkür ederim İbrahim Gökçe'ye diyor. Upuzun bir videosu var maşallah. 450'lerden aşağı düşmeyen şekerim 150'ye düştü. Bunu da diyor 100 lira düşürmeye çalışacağım, devam edeceğim diyor. Eskiden pirinç pilavı yiyemiyormuş. Tabii. Çok kötü, canını sıkıyor, psikolojisi bozuluyor. Şimdi de her şeyi yiyorum. 150'ye düştü, onu da düşüreceğim, devam edeceğim diyor. Maşallah. Evet, Leyla Emel Peltek Hanım'ın güzel, çok güzel bir videosu var. İsteyenler bakarlar, bakarlarsa çok güzel yorumu görürler yani. Çünkü babasındaki rahatsızlıkları iyileşmiş. Prostat, babasında prostat, kalp rahatsızlığı, sinüzit, karaciğer yağlanması, rahatsızlıkları kendinde de zaten bir sürü rahatsızlığı bizim ürünlerle iyileşmiş. Etkisini görmüş, sadece şeker. Onun için ürünlere devam ediyorum diyor. O da çok memnunum diyor, çok iyi sevdim, artık pirinç yiyebiliyorum diyor. Eskiden yıllardır pirinç yiyemiyormuş. Rektum kanseri, yani bağırsağın son kısmına rektum denir. Anüsün hemen üst tarafı, 3-4 cm yukarısında rektum denir. Mustafa Yetişen beyefendi rektum kanseri nedeniyle diyor. Zencemay yani iksir seti kullanıyorum. 2 aydır küçülmeye başladığını gördüm, hissettim. Çok memnunum. Allah razı olsun. Dua ediyorum demiş. Yıllar önce bu Haydarbaş var bir tane bilirsiniz. Bu adamın bir sürü rahatsızlığı vardı. Ben onlara ürünler gönderdim. İyileşti. Ondan sonra dedi ki bayiniz olak dedi. İyi. Bayilik verdik adama. Paramızı alamadık. 1 milyon dolar zarara soktu bizi. Neyse. Bunun bir tanıdığı arkadaşı var yanında. Keçeci mi, keçici mi? Neyse işte. O zamanlar dedi ki doktorlar demiş ki rektumda böyle yumruk büyüklüğünde tümör, defacetini yapamıyor. Doktorlar heyet toplanmış, 6-7 tane doktor. Kimi diyor ki, 12 barmak bağırsağın olduğu yerde de var bir tane tümör ama küçük. Esas büyük tümör, rektum, bağırsağın hemen son kısmında. Heyet toplanmış. Bazıları diyor ki, bağırsağı, kalın bağırsağı tamamen alalım. Bazıları diyor ki, rektum, bağırsağın olan yeri alalım, bir de kör bağırsağın olduğu yerden kısmi ameliyat yapalım. Karar veremiyorlar. Bu Haydarbaş İbrahim Gökçe'yi çağırın, o ne diyecek demiş. Beni çağırdılar. Gittim hastanede. Dediler ki biz karar veremiyoruz. Haydarbaş senin fikrini sordu. Dedim ki bizim ürünleri kullanabilirse ve bu ürünleri kullandıktan birkaç gün sonra defaceti çıkmaya başlarsa, az da bir şey çıksa yeter. Pasaj ediyorlar yani, açılırsa az biraz bağırsaklardan kayıta çıkışı olursa, kilitlenmiş öyle yumruk büyüklüğünde. Ondan sonra kolay dedim. Bunun içinde 2-3 gün dayanabilir mi? Adam dedi ki ben dayanırım. Sabrederim, kullanırım. 2-3 gün dayanırım. Ameliyat olmaya. İyiydi. Bizim ürünleri kullanmaya başladıktan 2-3 gün sonra adam tuvalete çıkabilecek hale geldi. O zaman ameliyata gerek kalmadı dediler. Ameliyat iptal. Böyle bizim ürünleri kullandı. Bir de baktık 1,5-2 ay sonra Haydarbaş'la beraber bu adam Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konferanslara katılmaya başladı. Hastalığı unuttu. At gibi koştu. Bana 1,5 milyar dolar zarar, 1 milyon dolar zarar verdiler ama verdiğim 2 yıl verdiğim ürünlerin parasını vermediler. Çekler, senetler hep karşılıksız çıktı. İflas noktasına geldim. 7 defa üst üste kredi çekmek zorunda kaldım. Öyle de şerli bir kabileymiş bunlar. Onu da öğrendik. Dindar Müslüman adamlar diye adam 3 milyon dolarlık sözleşme yaptık. Ama demek ki dindar zannettiğimiz insanların dinle ilgisi yokmuş. Ticaret erbabıymış bunlar. Neyse. Öyle de bir hani bu da bir imtihan. Allah'ın imtihanı. Bir gün yani akılsızlığının imtihanı. Allah haşa. Şimdi Cenab-ı Allah ne diyor?
aklını kullanmayanın üstüne pislik atarım. Allah atıyor mu? Atmıyor. Hayır. Allah diyor ki sana akıl verdim, aklını kullan. Yoksa pislik atarım, pisliğe düşersin diyor. Ben aklımı kullanmadığım için, Müslüman adam diye inandığım için ne oldu? Hapı yuttum. Allah'ın çocuğu kurtardık. Evet, neyse. Geçen hafta çok güzel bir film vardı. Deliler, deliler diye. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşanan bu Kazıklı Voyvoda'ya karşı delilerin hareketinden bahsediyordu. Güzel bir filmdi. Bu hafta da güzel bir film var. O da Börü. Börü. Bir televizyonda bunun dizisi vardı. Şimdi filmini yapmışlar. Bu hafta da ona gideceğiz. Evet, böyle güzel filmler yapıyorlar. Arada sırada Türk sineması. Nihayet. Hep saçma sapan filmler yerine böyle güzel filmler de çıkıyor. Memnun kaldık. Bunu yapanlardan da Allah emeğe geçenlerine Allah razı olsun diyeceğiz. Bu hafta da Börü seyredeceğiz. Geçen hafta Delileri seyrettik. Evet. Bizim bir arkadaşımız var. Arada sırada bana geliyor. İngilizce bir şeyler öğretiyor. İşte biz de İngilizce pat çat bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama zamanım olmadığı için öğrenemiyorum. Çünkü vakit ayıramıyorum. Almancamız var. Almanca ile işi yürütüyoruz. Bütün araştıralım Almanca. Ama İngilizce de öğreniyor. Unutuyor insan konuşmazsa pratik olmayınca. Şimdi bu arkadaş bana geldiğinde kurdeşenin en ağrı. Eline kalemi alıyor. Böyle çiziyor. Çizdiği yer şöyle yani bastırıyor şöyle. Bir kalem verir misin Hacı Baba? Eline kalem alıyor böyle çiziyor. Diyor ki şöyle çiziyor. Kabarıyor. İçi su doluyor. Fos diye şişiyor. Kabarıyor. Dermografizm. Bunun şey Türkçesi. Kurdeşenin en tehlikelisi. Dermografizm. Evet şöyle yapıyor. Böyle kalemle çiziyor. Çizdiği yer böyle. Adamın böyle çizdiği yer. Veya şöyle göstereyim daha iyi. Böyle çizdiği yer. Çiziyor çiziyor. Kalemle. Çizdiği yer kabarıyor. İçi su doluyor. Doktor doktor gitmiş 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 gitmiş. Hiçbiri bir şey bulamamış. Çaresi yok, çaresi yok, çaresi yok demişler. İnternetten araştırmış, bulmuş, gelmiş. Sen diyorsun ki tedavi ederim. Tedavi ettim. Ben de tedavi edebilir misin? Ama benimki farklı. Nedir dedim. Skin wortingmiş İngilizcesi. Türkçesi de dermografizm. Kurdeşenin en ağrı. Yani kronik ürtükenin en ağır şekli. Kabarıyor fos diye. İçi su doluyor. Adam kaşıdığı yeri kabarıyor. Böyle kaşındı mı oraları kabarıyor. Aa, sorun yok bizim için basit dedim. Ya dedi doktorlar yıllardır uğraşıyor bir şey yapamıyor. Bizim için sorun değil dedim. Sabredebilirsen sorun yok. Ben sabrederim dedi. Ne yapacağım? Tatlı yok hamur işi yok. Peki. Bu vatandaş bizim ürünlere bir başladı. Tam 8 ay maşallah iyi yani düzenli kullandı. 8 ay sonra şimdi haftada bir geliyor. Böyle çiziyor çiziyor. Ya hiçbir şey yoktu inanılmaz diyor. Nasıl oldu da geçti ya? İnanamıyor kendi bile inanamıyor. Şimdi bir doktora gitmiş doktor şu göz altlarına böyle torbalar oluşmasın diye adamın göz altlarına buralara botoks yapmış, altın iğne diye bir şey, ilaç vurmuş hiç, saçma sapan bir şey. Adamın buraları kırmızı kırmızı. Çok kötü yapmış doktor, iğne yapayım mı diye, kaç yapımlar göz çıkarmış. Diyor ya tamam, kurdeşenden kurtuldum, şu gözüm altındaki kızarıklıklardan nasıl kurtulacağım? Dedim ki vücudun hiçbir yerinde yok, burada nasıl var, kurdeşenden kurtuldun da, eğer kurdeşenden kaynaklansın bu kızarıklık geçerdi, sen ne oldu da bu çıktı? Dedi ki doktorun birine gittiydim. Şu göz altını morarmasın, sarkmasın diye bana bir ilaç yaptı. Bu da böyle kaldı. Kızarık kaldı. Aa, zehirlemiş seni doktorun dedim. Yani doktor zehirler mi? Zehirler. Bilinçsiz doktor çok maşallah. E ne olacak? Geven jel süreceksin. Geven jel. Burayı böyle geven jelle sürdü birkaç hafta. Tertemiz oldu. Geven jel. Evet. Kitreden yapıyoruz geven jel. Tabii içinde
etken maddeyi hedefe taşıyıcı maddeler var. Sadece GVN'le olmuyor yani. Özel bir formül bu. Evet, kardeşim bizim için sorun değil, hamdolsun. Sedat Vardar, bu arkadaşımız Kosovalı Vardar. 10 senedir kronik ürtiker nedeniyle gitmediğim doktor kalmadı. İbrahim Gökçek Hoca'ya geldim. Çok kısa sürede şifa buldum. Allah razı olsun. 10 yıl doktor gezmiş. Sonra da bize gelmiş. Dert veren Allah dermanı da verir. Yeter ki arayalım. Kısa sürede iyileştim. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır demiş. Ümit Hüseyin Özgen, kronik ürtiker için kortisep T seti kullandım. T tonik yani lahana mix. Kortisep komple bir ürün burada. Sadece bir ürün değil yani. Onun için bazıları diyor ki ben bir ürün kullansam olmaz mı? Olmaz. Komple set kullanacaksın. Hamurlu tatlı yemeyeceksin. Ha, bir üşümeyle ilgili yine başka bir yorum. Bu da Saniye Yıldız hanımefendi. Sürekli üşüyordum. Özellikle sonbahar kış aylarında sürekli üşüyormuş. Kükürt kullanmaya başladıktan 10 gün sonra üşümediği bir şey kalmadı. 10 günde kükürt kullandıktan 10 gün sonra üşümediği bir şey kalmamış. Sürekli üşüyen bir bayan 10 gün içinde üşümekten kurtulmuş. Evet, neden, nasıl kurtuluyor? Çünkü vücudumuza depolanan kireci çözüyor, kan akışını artırıyor, hücreleri beslenmenin hücrelerde vitamin, mineral, enzim akışı artıyor. Ve sorun ortadan çıkıyor. Ferhat Çağman beyefendi, kellik nedeniyle minoxidil plus mini seti kullanıyor. Bundan 2 ay önce yapmış olduğu yorumda demişti ki, yine yorum yapmış, maşallah 3. aydayım diyor. Önce 1. aydayken saç dökülmelerim durdu, canlanmaya, güçlenmeye başladı diyor. Şimdi de diyor ki 3 ay sonra 3. ayda saç dökülmem durdu, saçım çıkmaya başladı. Maşallah 3 ayda saçın çıkması mükemmel. Ha. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Türkiye'de bütün saç ürünlerinin ana maddesi minoksidil ve minoksidilin içerisinde bir madde var. Finasteridin, kimyasal. Finasteridin prostat büyümesi olan hastalara verilen bir ilaç. Bu erkeklik hormonunu da bozduğu için finasteridin kısırlığa sebep olabilir. Cinsel fonksiyonları bozabilir. Birçok araştırma yapılmış zaten. Finasteridin yan etkisine bakın. Bu nedenle ben saçım için kullanayım, hapları almıyorum ki diyor. Şimdi bir damla suyu aldınız. Parmak daldırılmaz da daldıralım biz. Şimdi parmak daldırdı değil mi? Bir damla. Elinizin üstüne damlattınız. Şimdi bu elim üstünde bir damla var. Bir damla. Bu emildikten sonra 2 dakikada bu kana karışır. Kana karıştıktan sonra derimiz aynı ne gibi? Sünger gibi. Deri bu sıvıyı fark etmez, herhangi bir sıvı, su, çay, kahve, aklınıza gelen her şey. Ciltten emildikten sonra 26 saniyede bütün vücuda yayılır. 26 saniye, 1 dakika değil, yarım dakika değil. 26 saniyede başınıza sürün, elinize sürün, yüzünüze sürün, önlerinize sürünse sürün. Sürdüğünüz herhangi bir sıvı veya losyon, kremler, damlalar, drajeler, herhangi bir şey sürün. Vücudunuzun herhangi bir yerine, cilde. 26 saniye, emildikten sonra 26 saniyede bütün vücudunuzda. Ben diyor kafama sürüyorum diyor. Prostatla ne ilgisi var? Kana karışıyor, vücudun her tarafına yayılıyor. İster hap al, ister damla drajel, ister sıvı şeklinde, ister kapsül şeklinde, istersen kafana sür. Bütün vücuda yayılıyor. Finasteridin tehlikeli. Dünyada finasteridin içermeyen ama çok çok pahalı olan bir ürünle onun yerine koyduk. Yani finasteridin kilosu $50 bile değil. Ama bizim almış olduğumuz özel bir etken madde. Birinin 50 gramı $1250, 50 gramı.
Diğerinin 50 gramı 700 dolar, diğerinin 50 gramı 750 dolar. 3 tane etken madde var. Biz de diğerleri gibi yapabilirdik. Ama vatandaş ne olacak ondan sonra? Ben niye kısırlaştım, ben niye iktidarsızlaştım? Performansım niye düştü diye beni arayacak. İkide bir başım ağrıyor, karnım ağrıyor, şuram ağrıyor, buram ağrıyacak. Evet, yani insan sağlığı önemli. O nedenle kalıcı çözüm için doğru yolda yürüyoruz. Hamdolsun başarılıyız. Hamit Karakuzu yaş, ha bu da saç diktirmek istemiş ama utandığı için çevresinden kınalı kuzular gibi geziyorlar ya böyle saç ektirenler orası burasında kan oluyor, bağışlarında sarkıl oluyor. Millet alay ediyor falan. O duruma düşmemek için diyor, saç ektirmedim. Allah'a şükür İbrahim Gökçe'nin ürünlerini kullandım. Saçlarım çıkmaya başladı. Fırça gibi oldu diyor. Yani böyle çok güzel yorumlar var. Gökhan Bey, bir ay içerisinde minoksidil saç dökülmesi bitti. Saçlarım yavaş yavaş çoğalmaya başladı diyor. Yani çok güzel yorumlar var. Yalçın Doğan Beyefendi, kolon kanseri, kolon rektum, ha biraz önceki kolon kanseri gibi rektum kanseri bu beyefendi, o iki ay kullandıktan sonra küçülmeye başladı diyor. Zencemay yani iksir kullandıktan iki ay sonra, eski ismi iksir, yeni ismi zencemay, kullandıktan iki ay sonra tümör küçülmeye başladı rektumdaki diyor. Bu beyefendi de ne diyor, 4 gün sonra dış göm yeşil gelmeye başladı diyor. Bir hafta sonra diyor küçülmeye başladığını gördüm. Yani bünyeye göre etki mekanizması, etki süresi değişiyor. Neden yeşil defacet geliyor? 4 gün kullanıldıktan sonra yeşil defacet gelmeye başlamış. Yeşil defacet nedir? Penisilyum mantarı yeşil olur. Kandida gibi beyaz değil. Daha tehlikeli. En tehlikeli mikrop dünyada kandida, kandidadan daha tehlikeli penisilyum. Yeşil yeşil defacet çıktı. Bağırsaklar gaytadan defacetle çıktı diyor. Çok çok kendimi rahatladım, çok iyi hissediyorum. Bir haftada küçülmeye başladı diyor, bir haftada. Rektum kanseri. Aa, hamdolsun, Gökçek var, sorun yok. Her türlü derde deva var. Allah dert vermiş, dermanı da vermiş. Yeter ki biz ne yapalım? Uyumayalım. Araştıralım. Bir yerde bu sorunun çözümü vardır. Evet, lösemi maalesef kan kanseri. Lökosit sayısı en belirgin özelliği. Çok yoğun düşmesi, halsizlik, dermansızlık, kansızlık, bir sürü belirtisi var. Efendim, Gülsem İnan hanımefendi, bu oğlu 10 yaşında sinir ucu tümörü, sinir ucu tümörü yani nöroplastom nedeniyle ameliyat olmuş oğlu. Tekrar nüksetmiş. Tekrar ameliyat olmuş. Kemoterapi, ışın tedavisi hiçbir şey fayda etmemiş. Sürekli nüksettiği için doktorlar yapacak bir şey yok demişler yani. Hiçbir şey fayda etmiyor. Yani çok kötü, arsız bir tümör. Durmadan nüksediyor, durmadan yayılıyor. Ameliyat, ışın tedavisi, kemoterapi fayda etmiyor demişler. Annesi beni aradığında sorun yok hamdolsun tedavi ederiz, biz de problemi çözeriz dedim. Ama şöyle şöyle ameliyat oldu, ışın tedavisi gördü vesaire vesaire, ne yapacağız? İşte faydası, panik yok dedim, panik yok. Zerdeçal seti o kullanacak. Artı spirulina, bunun içerisinde zencefil var, aloe vera var. 9 çeşit ürün var falan. Peki dedi. Kullanmaya başladı. 6 ay sonra doktora gittiğinde ne diyor doktoru? Mucizevi bir şey, hiçbir şey yok. 6 ay sonra doktora gittiğinde muayene için olacak şey değil diyor. Hiçbir kanser hücresi yok, tertemiz. Evet Gönül Hanım, bu çok güzel bir yorum yapmış. Kendisine teşekkür ederiz. Kürçüm Ahmet, kanser hastalığı için annemin arkadaşı için Azerbaycan'a göndermiştim diyor. Arkadaşım annesi için Azerbaycan'a faydasını gördü. Guatr'ı vardı, o da küçülmüş. Allah razı olsun diyor. Hemen kanser. Evet.
Daha ikinci sette bu etkisini gördük diyor. Kader Sümeyye Alptekin, benim yakınım, bir müddet Zerdeçal o seti kullandı. Doktora gitti. Tümör küçülmüş dedi. Bir sette. Şimdi bazıları bir set, iki set kullanıyor. Tümör küçülüyor. Aa, iyileştim diye bırakıyor. 6 ay bırakamazsınız. Tümör bitecek. 2 ay daha kullanacaksınız. Böyle. Bu basit de algılanmaz ki bu. Böyle basit bir şey değil ki bu. Size yönlendirdiğim kişi kanseri yendi. Teşekkür ederim demiş Leyla Özcan Toksoy hanımefendi. Bize göndermiş bir hastayı. İyileşmiş, kanser vakası kalmamış, hamdolsun. Evet. Mutluyuz çünkü birçok insan ne yapıyoruz? Sağlığına kavuşturuyoruz, hamdolsun. Böbrek yetmezliği nedeniyle, böbrek yetmezliği ve tansiyon nedeniyle bizlerden ürün alıyordu Ümit Bey. Tansiyon ve böbrek yetmezliği sorunum kalmadı. Şimdi kreatin tabii ki burada belirleyici faktör, kreatin yükselmeye başladı mı onu durdurmak çok çok zor. Böyle ağır bir vakayı tedavi etmişiz hamdolsun. Evet, kronik ürtiker biraz önce bahsetmiştim başka bir arkadaşta. Burada Gönül Hanım 12 sene kurdeşe nedeniyle gitmediği doktor kalmamış, kullanmadığı ilaç kalmamış. En sonunda bizden iksir, lahana mix almış, kullanmış 12 yıl önce. Ve o günden bugüne, 12 yıl önce kullanmış, o günden bugüne kurdeşenle, yani kronik ürtikerle ilgili hiçbir rahatsızlığım olmadı. Tertemiz oldum, arındım, hiçbir şeyim kalmadı. Allah sizden razı olsun demiş, dua etmiş. Evet, güzel yorumlar var. Şimdi hepsine teşekkür ederim. Evet. Ormus Gold kullanıyorum. 8 ay oldu demiş Nurhan Serinkaya hanımefendi. 3 ay sonra ara verdim diyor. Baktım ki panik ataklarım başladı. 10 gün yüzüme su bile vuramadım panik atakten, korkudan diyor. Ormus Gold kullanmaya başladım. Kabuslar yaşıyordum diyor. Tekrar hiçbir sorunum kalmadı diyor. Şimdi buradaki püf nokta nedir? İyileşir iyileşmez bırakmak. Şimdi iyileştiğimizi nereden anlayacağız? Bağırsaklarda kandida sıfırladığınız zaman iyileştiririz. Kandida olduğu sürece panik atak, depresyon, anksiyete veya cilt hastalıkları, alerjik hiçbir hastalıktan kurtulamazsınız. Kurtulsanız tekrar başa döneriz. İyileştim, bıraktım diyor, tekrar döndü. Neden? Çünkü bağırsaktaki kandida yok olmadı. Kandidanın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğer arıtamayınca nereye gidiyor? Beyne. Beyin serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin gibi birçok hormon salgılıyor. Bu hormonlar ne oluyor? Bozuluyor. Azalıyor. Ve böylece kişide bir sürü sorunlar çıkıyor. Kalıcı çözüm olabilmesi için komple set kullanmak gerekir. Yani ben iyileştim diye hemen bırakırsanız sorun nükseder, nüksetmemesi için bağırsakları mutlaka iyi iyileşmesi gerek. Soner Çıkla, beyefendi sizin ürünleri diyor dokunduğu noktada sihirli değnek gibi rol oynuyor. Dokunduğu yeri onarıyor. Ha pardon. Sizin ürünler diyor dokunduğu noktayı sihirli değnek gibi. Evet. Hazreti Musa'nın değneği bizde yok ama ne var? Bilgi var. Çünkü 38 yıldır araştırıyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bazıları yan gelip yatarken biz 15-16 saat araştırıyoruz, çalışıyoruz. Çalışmaktır bu. Yan gelip yatmak olan iş değil. Ha bir de tabii ki Cenab-ı Allah ne diyor? İlmi isteyene veririm. Rızkı istediğime veririm diyor. Kafa yorarsan zaten sen istesen de istemesen de kapıdan şuradan bir adam geliyor bana hikaye anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor.
Bazen sıkılıyorum ama diyorum ki dur İbrahim, bunda bir şey var, dinle. Sonuna kadar dinleyeyim diyorum. Adam boş konuşmuyor. Mutlaka bir şey söyleyecek bu adam. İçime doğuyor. O orada konuşurken diyor ki şu hastalığa karşı dedem, evem, ninem her neyse şunu kullanırdı diyor. Haydi Allah'a emanet oldu. Gidiyor adam. Onu ben araştırıyorum. Ha, gerçekten böyle bir şey var. Yani ben istemesem de geliyor vatandaş buna. Ben araştırıyorum. Klinik araştırmalarda bunun etkisi ispatlanmış mı? Bir bilgi belge var mı? Bir temele dayanıyor mu? Dayanıyorsa sorun yok. Çözüm var bizde. Oh. Okan Öner, çok enteresan bir yazı bu. Nabzı fırlıyor vatandaşın. Yani bir çıkıyor bir iniyor, bir çıkıyor bir iniyor. Nabzı dengesiz. Ormus Gold Bosveli'ye kullandım. Dengelendi nabzım diyor. Nabzında sorun yaşıyor. Evet. İkinci bir yorumda diyor ki, bir yorum daha yapmış. Ormus Gold hücre zarını güçlendiriyor, su tutumunu sağlıyor diyor. Aşırı terliyor. Aşırı sıvı tüketiyor, aşırı su tüketiyor, aşırı terliyor. Vücudum su tutmuyor diyor. Ve tabii ki aşırı su tükettikçe bütün vücudun dengeleri bozulduğu için ne oluyor? Nabzı bozuluyor adamın. Sürekli içiyor, sürekli su tüketiyor, sürekli terliyor, şakır 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 şakır. Bünye toparlanamıyor, kendine gelemiyor. Evet, çok enteresan bir olay. Mavi akrep. Mavi akrep için şeye gidiyorlar, Küba'ya. Mavi akrep zehri. O hastalığa iyi geliyor, bu hastalığa iyi geliyor falan filan. Hepsi hikaye. Tırbırı şeyler. Adamlar oraya gidiyor, milyon dolarlar harcıyorlar. Hiç de bir faydasını görmüyor. Sonra geliyorlar, diyorlar ki ben mavi akrep zehri kullandığımda faydasını görmedim. Param boşa gitti de söylenenlerin çoğu abartı, yalan falan filan. Ne yapayım yani? Bu arkadaşımız da mavi akrep zehri Küba'ya gitmiş, Küba'dan getirtmiş. Küba'ya gitmiş, Küba'dan almış, getirmiş, kullanmış. Bir faydasını görmemiş yıllar önce. Yani söylenenlerin çoğu masal. Akrep zehri. Kalp krizi. Evet. Kalp krizini tetikleyen birçok faktör var. Terleme, nefes darlığı, göğüs alışında şiddetli ağrı, mide bulantısı, kusma, çene ağrısı, karın ağrısı, bayılma, bilinç kaybı, yüksek tansiyon diye birçok faktör bunu tetikleyebilir. Yani kalp krizini. Fatih Yavuz Beyefendi kalp damar tıkanıklığı nedeniyle oruç seti, alıç seti kullanmış. Çok başarılı ürünleriniz, mükemmel etkisi var diyor. Teşekkür ediyor. Mehmet Aydoğan kalp damar tıkanıklığı için alıç seti o kullandım. Çok memnun kaldım demiş. Erdinç Güler Yüz alıç seti kalp krizi sonrası oluşan göğüs ağrılarının geçtiğini ve daha enerjik olduğunu yorulma etkisinin nazaran çok az indiğini sürüyor. Yani bir ameliyat geçirmiş. Ameliyattan sonra göğüs ağrılarım da geçti diyor. Yusuf Taşkan kalp damar rahatsızlığı olanlar yeniden doğmak istiyorsanız işte adres demiş, bizim adresi vermiş. Yeniden doğmak. Adem Bey var. Kendisi ilkokul öğretmeni, 22 yaşında aort kapağı değişmiş. Aort kapağı kireçlenmesi. 37 yaşına gelince yani 15 yıl sonra bu sefer de mitral kalp kapakçı yetmezliğine tespit edilmiş. Doktorlar demiş ki açık kalp ameliyatı olacaksın. Açık bypass açılacak. Kalbi içeriden açık kalp ameliyatı da var. Çok zor bir ameliyat. Bana geldi anlattı ne yapılabilir. Dedim ki ne kadar zamanım var? 6 hafta. 6 hafta bizim ürünleri günde 3 değil 5 defa kullanabilir misin? Kullanırım. 5 defa kullan dedim. 6 hafta git bir bakalım ne olacak. 6 hafta bizim ürünleri günde 3 değil 5 defa korkudan çok yoğun yoğun. Yarım fincan değil bir fincan çok çok kullandı.
6 hafta sonra doktora gittiğinde ameliyat öncesi bir muayene, adamın hiçbir şey yok. Ya sen ne yaptın? Ne yaptım? Hiçbir şeyim yok. Nasıl hiçbir şeyim yok? Mitral kalp yapıcı yetmezliği diye bir sorunun yok. Nasıl olur? Sana soracağız, nasıl olur? Ne kullandın? Ben demiş iksir kullandım. Yani zencefilin eski ismi. İyi maşallah, hadi güle güle. İhtiyacın yok, ameliyata gerek yok, güle güle demişler. Oğlunu parka gönderiyor. 10 yaşında oğlu var. Çocuk parkta hoplayıp zıplayıp koşunca arkasından yetişemiyor. Perişandı. Direkt koşmayı, yürümekte zorlanan adam şimdi oğluyla beraber spor yapıyor. Evet. Nuran Serinkaya hanımefendi, Ormus Gold benim panik ataklarımı yok etti. Şimdi çok iyiyim. Hayata normale döndüm. Allah razı olsun İbrahim Bey'den demiş. Sağ olun, Allah razı olsun. Ormus Gold. Anlatmaya gerek yok. Dünyada birçok firma Ormus Gold üretiyor. Bizim farkımız ne? Bizim üretmiş olduğumuz Ormus Gold'da diğer firmalarınkinde sadece tuzlu su ve altın var, başka bir şey yok. Bizim üretmiş olduğumuz Ormus Gold'da bor, çinko, mangan, demir, bakır, magnezyum, potasyum vesaire. Bu nedenle etkili. Bu nedenle etkiliyiz. Bu nedenle iyiyiz. İsmail Yılmazer, Doktor İsmail Yılmazer, mide rahatsızlığı çeken arkadaşıma tonik ya, yani lahana mix ve aloe vera jel verdim. İlaçlara veda etti. Doktor Yılmazer maşallah çok güzel buluşları da oluyor. Yani yeni yeni buluşlar da yapıyor. Hastalarını çoğunu bizim ürünlerle tedavi ediyor. Kendisi Mersin'de. Mide rahatsızlığı olan hastama diyor lahana mix ve aloe vera jel verdim. Kimyasal ilaçları bıraktı, ilaçlara gerek kalmadı diyor. Mükemmel. Serdaç Yalın, Ormus Gold mükemmel bir ürün. Sağ ol, Allah razı olsun. Anksiyete. Kaliko Kaliko isimli bir kullanıcı. Burada ismini vermemiş arkadaş ki. Tabii vermemekte haklı. Çünkü bazıları, sende bu sorun mu vardı diyor. Adama şey yapıyorlar. Sarı Kantoran, ürününü kullandıktan kısa bir sonra kendimde bir sakinlik, rahatlama, huzur buldum. Daha az sinirlilik ve daha fazla mutluluk yaşadım. Daha az sinirlilik, daha fazla mutluluk yaşadım. Sakinleştim diyor. Kaliko Kaliko maşallah. Erhan Beyond İmajinasyon Ürgüplü. Ormus Gold gibisini hayatım gibisine rastlamadım. Önceden duygusallığımdan dolayı çok yıpranmıştım ama bu Ormus Gold ürünü kullandıktan sonra o halim geçti. Depresyon ve takıntılar tamamen geçti. Olay adapte olabiliyorum. Her şeye mutlak, herkes bir kere kullansın. Büyük buluş, içmelisiniz demiş. Evet, mükemmel yani. Kullanmadan bir şey diyemez kimse. Şimdi yeni bir İsmail, Doktor İsmail Bey'in ikinci bir yorumu. Diyor ki, selam, libidoyu yani cinsel isteği artırıyor. Sonrasında lazım olan ereksiyonu, devamını ve geciktirici özelliği var diyor. Şimdi biz yeni bir ürünü kullandık, ürettik ya. Epimedium küçük tek kullanımlık. Ve bunda indirim yaptık. 5 tane alana bir tane hediye. 30 lira. Tek kullanımlık. Aynı Nescafe'nin bu poşetleri gibi, küçük poşetler içerisinde. Getir bakalım. Bunun içerisinde ne var? Epimedium yani azgın teki otunun destilasyona damıtılarak elde edilen özü. 1. Çakşır kökü ekstraktı. Damiyana ekstraktı. Peru'da maca. Bizdeki pancara benzer bir bitki. Maca ekstraktı gibi birçok bitkinin ekstraktından oluşur. Mükemmel bir etkiye sahip. 8 gram içeriği. Bunu ilişkiden yarım saat önce alıyorsunuz. Yemekten önce olursa daha iyi. Yemekten sonra olursa etkisi biraz azalabilir. 3 gün 4 gün etki sürüyor zaten bir defa aldığınızda. Yani 3-4 gün etki yapıyor. Evet. Epimedium macunu tek kullanımlık. 5 tane alana 6.sı bedava. Ne yapıyoruz? Şuradan koparıyoruz.
8 gram yiyoruz. Afiyet olsun. Ondan sonra 3-4 gün yalla yalla. Maşallah. Bazıları da sormuş, ne işe yarar bu? Ne işe yarar? Cinsellikle ilgili. Ne işe yarar? Bu da ihtiyaç. Vatandaşın çoğu mağdur. Yani mağdur olunca tabii ki kullanırsa iyi olur. Üzerlik ormuz kol sarı kantoron. Öğrenci olan oğlumun konsantrasyon için kullandım. Memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Allah razı olsun demiş Ahmet Bey. Birçok öğrenci üzerlik, sarı kantoron kapsülü ve ormuz koltla kimyasal ağır konserta, ritalin falan filan gibi intihara daim meylettirici kimyasallardan kurtuluyorlar hamdolsun. Hiçbir yan etkisi yok. Bizim ürünlerin bunların artı yan faydası var. Kimyasallar gibi değil. Kimyasalların yan etkisi var. İntihara daim meylettirebilir. Evet. İsmail Bey bir yorum daha varmış. Çok başarılı bir ürün. Ne için demiş bunu? Epimediumlu macun için. Tek kullanımlık. 5 tane alana bir tane hediye, kampanya. İçerik zaten harika. Libidoyu artırıyor. Performansa çok çok etkili. 3 gün devam ediyor kullananlar diyor. Hastalarına veriyor. Hastaları memnun. Evet, mükemmel bir ürün. Beyefendi Orhan Bey ne demiş? Gökçek Şifa Şifa deposu Ormuz Gold. Ormuz Gold şifa deposu. Neden? Enerji veriyor, vücudu temizliyor, artıyor, detoks. Evet, biraz hızlı gidelim çünkü yorum çok, vakit yok. Hocam benim doktor tansiyon hapımı değiştirmişti ama günde bir taneden başka. Çünkü hap tansiyonumu yükseltiyordu. Doktoru tansiyon hapını vermiş fakat buna rağmen tansiyonu yükseliyormuş. Alıyorum. Kimyasal ilaca gerek kalmadı diyor. Alıç kalbi besliyor, kalp damarlarını açıyor, plakları çözüyor. Almanya'da sadece Almanya'da bir klinik araştırmasında 2500 kişi katılmış. Bunlardaki kalp damar zafiyeti sorunun ortadan kalktığı belgelenmiştir. Sadece Almanya'da 100'den fazla firma alıçın damlasını, derecesini, kapsülünü üretiyor. Birçoğu da zaten insanlar gidiyor, eczaneden alıyor. Çünkü orada doktor yazar, vatandaş gider eczaneden alır. Türkiye'de henüz böyle bir sistem yok. Zehra Hanım, kist için diyor, zencefil seti aldım, kullandım. Kullanmaya devam ediyorum, faydasını gördüm. Yumurtalık kisti için. İrfan Arı, hocam kistler için zencefil kullandı ailem diyor, faydasını gördü, teşekkür ederiz diyor. Hilal Akpınar, zerdeçal o seti kistleri yok ediyor, kısa sürede faydasını gördük diyor. Pervin Zafer Yavuz, eşimde 7 santim bir kist vardı. Sizin yollarınızı takip ediyorum, sizden zerdeçal o seti aldık, kullandık. Kistimiz 2 santim. Kaç set kullanmışlar? 7 santimken 2 santime düşmüş kisti, yumurtalık kisti. Tabii ki daha çok erken en az 3-4 set daha kullanmak gerekir. Gürhan Yılmaz. O çok enteresan bir yorum bu. Aynı sorun, yani dış gıcırdatma, diş sıkma sorunu bende de vardı. Bir haftadır sarı kantoron kullanmaya başladım. Şu an kullandığım kapsül sayısı bayağı oldu. Diş plağı kullanmaya devam ediyorum ama dişlerimi daha sıkıyorum. Artık geceleri Gökçek Baba'dan demiş. Aldığım her üründen fayda gördüm. Diş plağı sorunu, diş sıkma sorunu, gıcırdatma bende de vardı yıllar önce. Almanya'da doktora gittim. Dişin ölçüsünü alıyor, plastik bir şey takıyorsun akşam. Dişten böyle böyle kışır, sinizden, üzüntüden, düşünceden. Yoksa Çenistan'ı düşün, işte Filistin'i düşün. Doğu Türkistan'a kafa yiyecek gibi oldu. Bir ara baktım olmuyor. Şeye gittim, meditasyon kursuna gittim de öyle toparladım. O zamanlar çok gergindim. Düşünmekten. Hatta bu Ruslar Çeçenistan'a girdiğinde savaşmak için gitmek istedim. Gidemedik. Rusça bilmiyorsun dedi. Ava giderken avlanırsın, işimize yaramasın dedi. İşimize yaramasın dedi adamlar bize ya. Neyse. Evet, o zamanlar çok gergindim. Dişim gıcırdı, dişlerim böyle
övüyorken gıcırdatıyorum aşırı sinirden. Bir diş plağı yaptı doktor plastikten, bunu takıyordum. Ama o rahatsız ediyor, uyuyamıyor insan, o rahatsız edici bir şey. Birkaç gün kullandım sonra attım. Sarı kantoronla adamı koyun gibi yapar, kuzu gibi yapar yani, sakinleştirir, rahatlatır, relax. Gürhan Bey de kullanmış, artık çok rahatım diyor, diş gıcırdatmak. Evet, Yılmazer, Doktor İsmail Yılmazer. Merhaba, ben İsmail Yılmazer. Geceleri uykuda dişlerimi çok sıkıyordum. Ha, kendisi neymiş rahatsız. Hatta bazı dişlerimi kırıldı diyor. Oo, çok 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 kötüymüş durumu. İsmail Bey, dişini sıkmaktan, gıcırdatmaktan dişi kırılmış. Kendini dişlerimi sıkmamamı telkin ettim diyor. Sarı kantaron kapsülü kullandım. Herkese tavsiye ederim diyor. Evet. Diş plağı çözüm değil ama sarı kantaron kapsülü kullandı mı kişi ne oluyor? Relax, rahatlıyor. İsmail Bey'in, Doktor İsmail Bey bizzat kendi üzerinde denemiş. Maşallah. Kükürtü Fatih Çınarlar 15 gündür, 1,5 haftadır kullanıyorum. Günde 3 defa bir tatlı kaşığı bağırsaklarımdan parçalanmış, birbirinden kopmuş şekilde siyahımsı kahverengi şekilde katı şeyler çıkıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Pislik dolmuş bağırsağı. Yani mikrop kandidadır, odur budur her şey. Hepsi dışarı atıldı diyor. Siyahımsı kahverengi şeyler döküldükten sonra sabahları karın ağrısı olmuyor. Karın ağrısı oluyordu. Sabahları karın ağrım kalmadı diyor. Karın ağrılarından kükürtle kurtulmuş. Bağırsaklarında bütün pislikler dökülmüş. Olmasaydı, bu ürünü kullanmasaydı, bağırsaklarında kalsaydı bu durum ne olurdu? Allah korusun. Allahu alem, çok kötü şeyler olurdu. Evet, maşallah. Evet, şurada bir Alzheimer hastalığı ile ilgili yorum var. Alzheimer unutkanlık belirtisi başlıyor. Sonra ocağı kapatmayı unuttum mu diye tekrar giriyor çıkıyor. Evi kapattım mı kilitledim mi tekrar giriyor çıkıyor. Ocağın üstüne yazı yazıyor. Çamaşır makinesine, televizyona, oraya buraya kağıtlar yazıyor. Kapattım mı unuttum mu diye. Zamanla Allah korusun çok kötü bir şey. Araba sürerken yolda diyor ki ben nereye gidecektim. Arabayı çekiyor sağa. Duruyor, düşünüyor. Düşünüyor. Sonra aklına geliyor. Diyor ki ha falan yerim. Araba üstüme devam ediyor falan filan. Çok zor bir durum. Hamza Akın Özçelik. Hocam bende unutkanlık çoğalmıştı. 10 senedir grip aşısı olurdum. Rüya görmüyorum. Hiç sizde unutkanlık aldım. Kullanıyorum. Unutkanlığım azaldı. Rüya görme aşısı. 10 senedir grip aşısı oluyormuş. Rüya görmez hale gelmiş. Unutkanlık başlamış. Bizim Ormus koltuğu kullandıktan sonra hem unutkanlık kalkmış hem de güzel rüyalar görmeye başladım diyor. Teşekkür ederim diyor. Şurada bizim hemen bir terzi var, bir beyefendi 70 yaşlarında. Adam birkaç gün göremedim hemen benim evi karşısında. Adam sabah görüyorum, akşam görüyorum, her zaman görüyorum karşıda olduğu için eve girerken çıkarken. Adam baktım birkaç gün kapalı. Dedim karşılaşınca, ne oldu geçmiş olsun, niye kapalıydın, birkaç gün yoktun, tatile mi gitmiştin, yok dedi. Niye? Grip aşısı olduydum, zehirlenmiştim, ölecektim dedi. Hastaneye zor yetiştirdiler. Grip aşısından adam zehirlenmiş, hastaneye kurmuş. Her türlü aşının içerisinde timerisal var, civa. Timerisalın %49'u civa diye geri kalanı katmıyorum, kurşun, nikel almıyorum. Amerika Birleşik Devletleri eski aşıdan vazgeçti, doğal aşıya geçti. Amerika, Avrupa, Rusya, Avustralya, Japonya doğal aşıya geçti. Biz hala eski tehlikeli aşı kullanıyoruz. Bir gün biz de akıllanırız inşallah. Metin Faruk. Ginkgo O seti kullanıyorum. Unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik, kaygı bozukluğu, endişe gibi rahatsızlar ortadan kalktı diyor. Maşallah. Gönül Yıldırım hanımefendi, beyindeki kötü düşünceleri, unutkanlık, baş ağrısı,
Dikkat tekstinde iyi geliyor diyor. Maşallah çok güzel bir şey. Quarter. Evet. Betül Göktaş hanımefendi, aloe vera jel kullandım. Senelerdir quarter vardı. Kısa zamanda rahatladığını kendisi anlattı diyor. Annesi. Annesinde quarter varmış, senelerdir rahatsızmış. Aloe vera jel ve zerdeçal tabii set kullanmış. Rahatsızlıklardan kurtuldum diye annesi dua ediyormuş. Maşallah. Cuma ikinci oğlu. Hocam ilacınızı, yani zerdeçal seti o kullandıktan sonra çok memnun kaldık. İki tane çocuğum var. Tiroid hastasıydı. İki yıldır Diyarbakır'a gidip geliyordum. İkisinde de tiroid varmış. İkisini de Diyarbakır'a hastaneye götür muayene oluyormuş. Sizin ilaçları kullandıktan sonra ilaca gerek kalmadı hamdolsun demiş. Maşallah. Evet. Çok güzel. Tuğra Buğra dönmez. Bir yakınım çoban çantası üzerlik kullandı. Varis ağrıları kesildi. Çok aşırı ayakta kaldığından sadece hafif ağrı oluyor. Çok rahatladı. Migreni vardı. Migrenden de kurtuldu. Nöbet geçirmiyor. Maşallah. Çok güzel. Desdemone Asatryan. Bu da hanımefendi, Ermeni asıllı bir bayan. 65-70 yaşlarında. Benim variz ve sizin bitkilerin kullanıyorum. Yani bendeki varizler için demiş. At kestanesi seti G. Ayaklarımdaki şişlik ağrı geçti. Tabii büyük farkım var. 8 aydır bizim ürünlerde. Daha önce diyor Saracoğlu'nun ürünlerini kullandım. Hiçbir faydasını görmedim diyor. Ona biraz beddua etmiş. Oraya söylemeyeyim neyse. Sultan Saygılı. At kestanesi O seti kullandım. 10 günde faydasını gördüm. Işıl Yıldırım. Venöz yetmezliği nedeniyle sizin ürünleri kullandım. Çok etkisini gördüm. Sağ olun, teşekkür demiş. Evet. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar, hürmetler. Bugünlük bu kadar. Haftaya Allah sağlık sıhhat verirse karşınızda oluruz inşallah. Selamlar, sevgiler.